Herkese selam arkadaşlar. Evet, bu rehberde biraz soğutma sistemlerine değinelim istedim. Sürekli hava soğutma ve sıvı soğutma arasında hangisini alsam acaba diye tercih sorunu yaşayan arkadaşlarımız var. Şimdi bu konuya açıklık getirelim ve hava soğutmayı kimler kullanmalı, su soğutmayı kimler kullanmalı? Gelin bunlara beraber bir göz atalım arkadaşlar. Öncelikle işlemci soğutucu seçerken sıvı soğutma mı alsam, hava soğutma mı alsam sorusundan daha önemli bir soru mevcut. Bu soru da şu: İşlemciniz overclock işlemcisi mi, değil mi? Yani Intel'i baz alırsak işlemciniz K serisi mi, K serisi olmayan bir işlemci mi? Eğer işlemciniz K serisi olmayan, yani overclock'a yatkın bir işlemci değilse sıvı soğutma seçeneğini direkt eleyebilirsiniz. Çünkü iyi bir hava soğutma overclock olmayacak tüm işlemcilerle başa çıkabilen bir soğutma performansı sağlar. Ancak elinizdeki işlemci overclock işlemcisi ise, yani K serisi bir işlemci ise, işte işler o zaman biraz değişmeye başlıyor. O zaman burada yeni sorular da türemeye başlıyor. Sizin Z serisi anakartınız var ve K serisi işlemciniz var. Overclock yapacaksınız, orası belli. Ama asıl soru, ne kadar overclock yapacaksınız? Yani işlemcinizi ne kadar zorlayacaksınız? Eğer orta seviyede overclock yapacaksanız hava soğutma size gene yeterli gelecektir. Ancak işlemciyi üst sınırlarda zorlayacaksanız o zaman sıvı soğutma tercih etmelisiniz. Sıvı soğutmalar ucuz değil arkadaşlar. Neredeyse işlemci fiyatına ulaşan sıvı soğutmalar var. Sıvı soğutma tercih ederken de amacınız üst seviye overclock yapmak olacağı için iyi bir sıvı soğutma almak zorundasınız. Ucuz olan modellerde ses sorunu veya yeterli soğutamama gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Kısacası sıvı soğutma alınacaksa bu mutlaka kaliteli bir sıvı soğutma olmak zorunda ki yaptığınız yüksek overclocklarda sorun yaşamayın arkadaşlar. Ancak overclock yaparken overclock rekorları kırma niyetiniz yoksa, sadece işlemcinizi bir tık yukarı çekmek istiyorsanız, aşırı miktarda zorlamayacaksanız size kaliteli bir hava soğutucu da yeterli gelecektir. Peki kaliteli hava soğutucu derken neyi kastediyoruz? Yani nasıl bir hava soğutucu olmalı bu? Hava soğutma seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi işlemcinin üzerine temas eden ısı borularının fazlalığı. Benim kişisel tavsiyem, resimde de gördüğünüz gibi işlemcinin üzerinden geçen 4 tane ısı borulu olan modeller arkadaşlar. Bunları tercih etmeniz daha yararlı olur. Çünkü bu şekilde işlemcinin üzerindeki ısı daha etkili bir şekilde işlemcinin üzerinden alınarak dışarıya atılır. Bu da işlemcinizin daha serin çalışmasını sağlar. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta kule tipi olması ve olabiliyorsa çift fanlı model olması. Bu şekilde işlemciden alınan ısı dışarıya gene daha kolay bir şekilde atılır. Yalnız kule tipi soğutucu alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kasanızın genişliği arkadaşlar. Yani bu kule tipi soğutucular bayağı büyük olabiliyor. Bu sefer yan kapağının, kasanızın yan kapağının kapanmama ihtimali falan olabilir. Oraya temas edebilir. Bu sorunları yaşamamak için işlemci soğutucu alırken, kule tipi soğutucu alırken mutlaka boyutlarına bakmanız ve kasanızdaki genişliği ölçmeniz arkadaşlar. Hava ve su soğutma olarak soğutucuları hangi şekillerde nasıl kullanmanız gerektiğini anlattık ama söylemek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar işlemcisini soğutmak için bir ton para harcıyorlar ama genel olarak yapılan hatalardan birisi soğutma olarak tüm bilgisayara bir bütün halinde değil, sadece işlemciyi soğutmak için yoğunlaşmaları. Arkadaşlar eğer kasa içi havalandırmanız iyi değilse, kasanızı havasız bir ortamda tutuyorsanız istediğiniz soğutucuyu alın, o soğutucunun sunduğu performansı tam anlamıyla alamazsınız. Benim tavsiyem, kullandığınız kasa mutlaka dizinizin hizasında veya onun üzerinde bir yerde olsun. Örneğin bir sehpanın üzerinde. Yerde olmamasına özen gösterin arkadaşlar. Bu tozlanmayı geciktirir ve yer hizasında oluşan ısının bir nebze olsun önüne geçmenizi sağlar. Ayrıca kasanızı mutlaka havadar bir yerde tutun. Bileşen katili, o bilgisayar masaları var ya, işte onların hepsi aslında bileşen katili. O kasaların için yaptıkları yuvanın içinde havasız şekilde kullanmayın arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü bilgisayar masalarında soldan ve sağdan bilgisayar
kapalı şekilde durduğu için hava alamıyor ve orası çok toz yapar arkadaşlar. Oralarda kasanızı kullanmamaya özen gösterin diyorum. Bir de en önemli noktalardan bir tanesi, tamam havadar yerde kullanıyoruz diyelim kasamızı, ama kasamızın kendi hava akışı da çok önemli arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda rehberde doğru kasa içi hava akışını söylemek istiyorum. Özellikle bunu yanlış yapan arkadaşlarımız da mevcut. Onlar için de açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, kasanın ön fanı kasanın içine hava vermeli. Kapaktaki fan, yani yan kapaktaki fan, o da içeriye doğru hava vermeli. Tepe fanlar ve kasanın arkasındaki egzoz fan ise dışarıya doğru hava vermeli. Bu fanları takacağınız yuvaların bazıları sizin kasanızda olmayabilir. En azından olanları dediğim şekilde ayarlarsanız doğru hava akışını yakalamış olursunuz arkadaşlar. Umarım işlemci için hava ve sıvı soğutma hakkında gerekli olan soru işaretlerinizi bu rehberde giderebilmişimdir. Bir sonraki rehberde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.